Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün papatyalarla sizlere merhaba demek istiyorum bu e, bardak altlı olarak kullanılacak olan papatyalarımızı sizlerle birlikte çalışalım inşallah e, ben bu modelimizde 3 farklı rengimi kullandım ana rengim olarak taş rengini tercih ederken papatyalarımızın saplarına uygun kına yeşilini sarımızı ve her zaman olduğu gibi beyaz papatyalarımız yani beyaz olarak örmeyi tercih ettim. 2,5 buçuk numaralı tığımı kullandım. Bu çalışmamda şöyle görelim. Çalışmamızın ön yüzü harika görülmekte. arkasına baktığımızda da arkasından da bu şekilde görülmekte. Evet. Hemen bu güzel çalışmamıza geçelim ama öncesinde sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalımıza abonelik tamamen ücretsiz. Ee, kanalımıza abone olarak beğeni ve yorumlarınızla e, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet, e, sizlerin desteğini yanımda hissetmek beni hem onurlandırır hem de gururlandırır. Kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza şimdi başlayalım. Kolay gelsin. Taş renginde ipimi zemin için kullanıyorum ve iki buçuk numaralı tığım var. Dilediğiniz renkle çalışabilirsiniz. Zincirimizi çekerek başlayalım öncesinde. Altı zincir çekiyorum. Bir tane düğümümü atıp sıkıştırdım ve başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Birinci zincir içerisine giriyorum. Kapatıyorum ve 1 2 3 tane yeni zincir çekip birinci trabzanımı başlatıyorum ve ipimi şöyle sola yatırıyorum Tığımın başını bir defa doluyorum 1 ve 2 defa da çekiyorum toplamda 12 tane trabzanımı bu minik yuvanın içerisine örüyorum 1 2 defa da çekiyorum 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 trabzanımı ördüm ipimi şöyle arkadan iyice çekiştiriyorum 12. trabzanımdan sonra ilk zincirden çektiğim trabzanımın tepesine girerek ipimi şöyle ilmeğimi kaydırıp üzerine yeni trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bunun için ikinci sırada 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yeni sırayı hepsini çifter çifter örmeye başlıyorum. Aynı yere yani şuradaki zincirimin üzerine bakın bir tane daha zincir örmüştüm. Dibine batıyorum. İkinci bir trabzan örüyorum ikinci sıramızda. Daha sonrası devam eden ikinci trabzanımı yine şuradaki minik gözün içerisine giriyorum. Bir defa dolamıştım. Bir trabzan örüyorum aynı yere bir tane daha batıp yukarıya doğru genişlemeyi bu artışlarla sağlıyorum. Üçüncü trabzanıma geldim yine batıyorum. İki defa. Şöyle görelim. Her bir trabzanımı 12 olan trabzan sayım bu sıramızda 2 tane ördüğümüz için 24'e çıkacak. İkişer ikişer. Toplamda 24 tane trabzanımız oldu. ikinci sıramızın sonunda 3 zincir çekmiştim. Bakınız 1, 2, 3, 3. içerisine batıyorum. İpimi şöyle kaydırıyorum. Tekrar üçüncü sıramıza yine zincirle başlıyoruz. Bir, iki ve üç. Tığımın başını doluyorum. Yine zincirimin alttaki zincirimin tepesine yani şimdi yeni zincir çektiğim yere bir tane daha trabzanı örüyorum. Çift olarak başlıyoruz. Bu sıramızda ise artışımızı biraz daha azaltıyoruz. Burada hepsini iki olarak örmüştük. Bu sıramızda bir çift bir tek, bir çift bir tek olarak örüyoruz. Şimdi ilk trabzanı çift ördüm ikincisini tek örüyorum. Sıradaki çift aynı yere bir tane ördüm. Bir daha batıyorum. Bir sonraki tek. Bir sonraki çift. Bir ördüm. Bir daha. Bir sonraki tek. Çift. Tek çift. Üçüncü sıramızı da tek çift, tek çift olarak artış yapıp bitiriyorum. Çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek. Üçüncü sıramın sonundayım ve tekle bitirdim. Çiftle başlayıp tekle bitirdim dördüncü sıramız için geçişimi yapıyorum bir iki üçüncü zincirimin içerisine giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve üzerine hemen bir iki üç tane zincirimi çekip yeniden zincirimin bulunduğu yeri bir tane daha batıp çift örüyorum bu sıramızda yani dördüncü sıramızda iki tek bir çift iki tek bir çift öreceğiz çiftimi ördükten sonra bir doluyorum sıradakine başlıyorum birinci tek ikinci tek bir tane çift bakın iki teki ördüm çift örüyorum çiftten sonra yeniden bir iki tane tek şimdi çift İki tek bir çift İki teki örüyorum bir çift trabzan ördüğümüz için şimdi şöyle tutarak göstermek istiyorum çift iki tane tek bir iki bir tane çifte bir iki tekim var çift tek tek iki tek çift tek, tek tek örüyorum bir tek iki tek yeniden çifte öreceğiz şöyle iki tane tekimiz çiftimiz şöyle iyice e, açayım görsün e, soru işareti kalmasın aklımızda sırayı bu şekilde örüyorum sıramızın sonuna kadar geldim İki tek bir çift ördüm bu sıramızı da tamamlayalım yeni sıramıza geçiyorum 3 zincirimi çekip aynı yere batarak çiftle yine başlıyorum bu sıramızda tek sayısı artıyor yine bakınız önce nasıl örmüştük 12 tane trabzan örmüştük hepsini çift örmüştük bir üst sırada bir tek bir çift bir tek bir çift bir üst sırada iki tek bir çift örmüştük bu sıramızda yine tek sayısı bir tane artıyor üç tek bir çift oluyor her sırada bir tane tek artırıyoruz bir tek çiftimden sonra ikinci tek üçüncü tek üç tane teki ördüm sırayı çift örüyorum bir ve iki tekrar bir tek 2 ve 3 tek 3 tane tekimi ördüm bir çift tekrar çiftimi hemen ilave ediyorum bir aynı yere batıyorum bakınız 2 3 tek 1 2 ve 3 bir tane çift çiftimizi görüyoruz 3 tane tek sonra yine çift 3 tek bir çift sıramızla bu şekilde örüyoruz bu sıramızı yeniden sıramızın sonundayız 1, 2, 3, 4, 5, 5. inciyi bitirip 6. sıramıza başlıyoruz. En merkezden itibaren saydığımızda 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Yani zincirimin tepesine çiftimi örüyorum. Şimdi aşağıdaki sırada 3 tek örmüştük. Bu sıramızda 4 tek bir çift öreceğiz. Birinci çifti ördüm. Şimdi tekleri sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane tekimi ördüm. 1 2 3 ve 4. Çiftimi örüyorum. Aynı yere giriyorum. Çift. Tekrar 1 2 3 4 4 tek 5. çift. çift 4 tek. Çift 4 tane tek. 1 2 3 4 sonra tekrar çift ve yeniden 4 tane tek. Trabzanlarımı örmeye devam ettim ve şu kadar bıraktım bakınız. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. 20-24 tane trabzan bırakabilirsiniz. En son krem rengi yani taş rengindeki ipimden boşaltıyorum. Sarı renkli ipimi şöyle alıyorum. Her ikisini de sol tarafa yatırıp üzerinden örmeye başlıyorum. Sıradaki trabzan içerisine giriyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Şöyle sıkıştıralım her ikisini ilmeğimiz burada pot durmasın. Sonrasında yeniden giriyorum. ikinci trabzanımı 3 defa da örüyorum. Giriyorum. 3. trabzanımı örüyorum. 4. 5. 6. trabzanımı örüyorum. 6 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 6 trabzanımı ördükten sonra ipimin rengini değiştirip tekrar kremlerimle devam ediyorum. İlmeğimi geçirdikten sonra hemen sıradan örmeye başlıyorum. Bir, bakın tek örüyorum aralarda. Bir papatyanın içinin sarı kısmından diğer kısma gidene kadar hepsini tek olarak örüyoruz. İki örmeyeceğiz. Dört ördüm. Beş, altı, yedi. 7 tane ördüm. 7. trabzanımdan sonra sarı rengimi alıyorum. Geçiriyorum. Bakın hepsini tek olarak ördüm. Tığımı başını doluyorum. Taş rengimi arada. Sıradaki trabzanıma batıp bir dolayıp 3 defa da 6 tane sarı rengimi örüyorum. Aynı yere. 2 3 4 3 defa da alıyorum bakın. 5 ve 6 son ilmeğimi diğer rengimle kapatıyorum alıyorum yani son trabzanımın örmesini sarıyı yatırıyorum ve sonra buradaki sayının aynısı kadar e, trabzanım örüyorum 2 4 6 7 arada yine sarı rengim ilk trabzandan başlıyorum iki defa alıyorum 1 2 3 yani trabzanımı ikili olarak örüyorum sarıları 3 defa da çıkartıyorum yukarıya doğru 5 oldu 6 tek tek örüyorum ve 7 yedi. 7. ve son trabzanı ördüm 2 4 6 7 bakın diğer tarafta 7 idi 3. kapamayı sarı rengimle yapıyorum tığımın yönünü ters aldığım için çıkardım evet doluyorum. Sıradaki trabzana 6 tane 3 defa da alıp örüyorum. üç dört beş altı ve son en sonu şeklini alıyorum ve birer birer sona kadar örüyorum. 1 ikili trabzan şekliyle 2 3 şöyle götürmemiz artık gerek yok. 4 Burayı saymamıza gerek yok. Sona kadar gelelim. Bakın 2 4 6 ve 7 oldu. Giriyorum ilk ilmeğime bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Papatya'mızın 3 tane iç kısmını, tomurcuk kısmını ördüm. Şöyle sarı rengimi de buradan kesiyorum ve geriye doğru çekiyorum. Epey uzaktan sarı rengimin içerisine getiriyorum ve buradan gizliyorum. Evet tomurcuklarımızı hazırladık. Şimdi beyaz rengimizle papatyamızı örmeye başlayan ilk trabzandan şu şekilde tığımı girdiriyorum. Ve beyaz renkli ipimi alıp üzerinden şöyle tığımın geçirip kilitleme işlemini yapıyorum. Kilitledim. 1, 2, 3. Kilitledikten sonra 3 defa da yukarıya çıktım. 1, 2 defa doluyorum aynı yere giriyorum ikişer ikişer çekiyorum 1 2 ve 3 trabzanla birlikte iki tane oldu 1 2 doluyorum aynı yere giriyorum 1 2 ve 3 2 trabzan kenarında bir zincirimiz var yine zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 aynı yere batıyorum yani aynı yerden kastım beyazı ördüm yerde toplamda sağında ve solunda zincir olan ortasında iki tane trabzanı olan papatyamızın ilk yaprağını örüyorum ve yana geçişimi yapıyorum yandaki ikinci trabzanımın içerisine şöyle girip ilmeğimi kaydırıyorum ve yeniden 1 2 3 4 zincirimi çekip iki defa doluyorum aynı yere ikişer ikişer aldığım trabzanlarımı örüyorum Doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İki trabzanımı ördükten sonra bir iki üç dört tane zincirimi çekip aynı yuvaya batıyorum. İkinci papatya yaprağımı da bu şekilde tamamladım. Şöyle. Üçüncüsüne başlıyorum. Ilmeğimi üçüncü trabzanın şöyle içinden geçiyorum sarının bir iki üç dört. 2 defa doluyorum aynı yere başını dolayarak iki tane trabzanımı örüyorum. İki trabzan ördüm. Bir iki üç dört tane zincir aynı yere batıyorum. Sıradaki trabzanma geçiyorum ilmeğimi kaydırıp bir iki üç dört iki dola tekrar bat şekliyle örüyorum diğer beyaz yapraklara ördüğüm gibi çok kolay bakın arkadaşlar bu tür çalışmaları seven arkadaşlarımız çok zevkle çalışacaklardır papatyamızın dört yaprağını ördüm son iki kaldı bir iki üç dört Son ikiyi de aynı şekilde tamamlayalım. 6 tane papatya yaprağımı ördüm. 2, 3, 4, 5 ve 6. 4 zincirimi çektim. En son aynı yere batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve diğer papatyalarımızı da aynı şekilde başlatarak örüyoruz. Tabii ipimi arkaya gizleyeceğim ama gizleme işleminden önce ikincisini de beraber başlayalım. Burada çalıştığım gibi diğerlerinde çalışalım. Bakınız ilkine şu şekilde giriyorum. Şuradan tepe noktasından ipimi alıyorum. Üzerinden şöyle atlatıyorum. Tabii düğüm de çekebilirsiniz. 1 2 3 4 tane zincirimi çekip iki doluyorum ve giriyorum araya. İkişer ikişer örüyorum. İki doluyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1 2 3 4 batıyorum ve kapatıyorum. ikinci geçiyorum. 1 2 3 4 4 tane zincir. 2 dola aynı yere 2 iki defa ikişer ikişer aldığımız trabzanlarımızı da örüyoruz. Sayı sonrasında 2 3 4 aynı yere Atıyorum ve bütün papatyaları beyaz rengimi bu şekilde örerek tamamlıyorum. İlkinde olduğu gibi. Papatyalarımın tamamını çalıştım. Birinciyi sizlerle birlikte çalışmıştık. İkinciyi yine başlatmıştık. Üçüncüyü ise kendim başlayıp sonuna kadar geldim. Dört tane zincirimi çektim. Bitirmeyi birlikte yapalım. Aynı yere batarak giriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum iplerimizin hepsini ardına gizliyoruz. Şöyle parça fazla kalan kenar iplerimizi. Şimdi sarı rengimizle kenar tığlamamızı çalışalım. Sarı rengimi aldım. Şurada hemen beyazımın bitimi yerinden. Yani beyazımı batırdım. Trabzanda batıyorum. Şuradaki araya ipimi de alıyorum. Sarı rengimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve yandaki trabzana şuradaki fazla iplerimi de altına alarak gizleyip sık iğne şeklinde örüyorum araya aldım götürüyorum bakınız bütün trabzanlarıma birer tane sarı rengimden sık iğne çalışması yapıyorum diğer papatyanın yanına kadar geliyorum. Şöyle bakın altı da gizledim. Şurada kalan minik bölümümü de hemen temizliyorum. Hiç sonraya kalmasın. Sık iğnelerimizi diğer papatyamın yanına kadar örelim kenarından sarı sık iğnelerimizle sona kadar geldim. En son beyaz papatyamın başladığı yerin yanına kadar geldiğim ilmeğimi kaydırdım. Bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kestim ve kenar çerçevesini de tamamlamış olduk. Buradan ipimizi yine ardına gizleyelim. Ardına gizledim şu şekilde çok tatlı papatyalarımız ellerimizin içerisinde yeşil rengimi alıyorum. Bu papatyalarımıza birer de sap çalışması yapıyoruz. Bu saplara her bir sarının bulunduğu yerden aşağıya istediğimiz yönde ilerletiyoruz. Şimdi bunun için öncesinde yeşil rengime bir tane zincir çekip şöyle düğümümü atıp ilmek çıkarıyorum. Ve tığımdan çıkardım. Tığlayacağım ilk papatyanın şöyle trabzanın altına giriyorum. Bakın şuraya giriyorum tam ortasına. Arkada da ilmeği içine geçiyorum. Tığıma sıkıştırıyorum sonra elimle şöyle tutuyorum. Şöyle geçirdim. Tam içine giriyorum. Çünkü arada şu kısım olacağı için içine girip şöyle sabitliyorum. Yine arkadan çekiyorum. Arkadan bakın şu şekilde çekip düğümün arkada kalmasını sağlıyorum. Daha sonrasında şöyle yönümü çiçeğim alta kalacak şekilde ayarlıyorum ipim arkada parmağım şöyle dolalı ve trabzanlarımın uygun mesafelerine girerek aşağı doğru ilerliyorum dilediğimiz kavisi kendimiz ayarlayabiliriz ortaya doğru her bir trabzan için geliyorum tam ortaya batıyorum Bakın şöyle önce tığımın ucunu girdiriyorum trabzan içinde ipimi arkadan şöyle alıyorum ilmeğimin arasından geçişimi yapıyorum. Trabzanımın bittiği yere girip alıyorum. Şöyle ilmeğimi rahatlatıyorum. Giriyorum. Alıyorum. İstediğimiz boyda çalışabilirsiniz. Bir tane daha çalışayım. Evet. Bu şekilde en sona kadar geldim. Yani burada kalmak istiyorum. Geçmek istemiyorum en son yapacağım yerde hemen trabzanın kenarına da batıp şöyle geçiyorum ipimi çıkardıktan sonra buradan keserek koparıyorum birinci sapımı da bu kadar gelmişim ikincisinde biraz daha şöyle düz gelmeyi tercih edeceğim Diğerinde de yine biraz daha mail vereceğim. Tabi bunları isterseniz bir kalemle de işaretleyebilirsiniz. Şimdi buradaki yeşil ipimi arkaya çekiyorum. Alıyorum. Şöyle düğümümü atıyorum ve içe doğru gizliyorum. Diğer sap kısmımızı çalışalım. yine bir tane zincirimi çekip düğümümü atıp ilmeğimi çıkarıyorum sondaki ile çalışmak istiyorum arkaya bakın şu alttan batıyorum hemen boşluğa değil bakınız alta arada ilmeğimiz var şöyle şuraya giriyorum Dilerseniz buraya da girebilirsiniz buraya girdim ilmeğimi daraltıyorum İpimle şöyle arkadan tutuyorum elimle bastırıyorum Öne çıkıyorum ve yandan geçişimi yapıyorum. Buraya sabitleniyorum. Tabi ilmeğim şöyle heh, sabitlendi. Yönümü değiştiriyorum. Çiçeğim tepe üstü geliyor. İpim arkada yine elimle şöyle tutuyorum. Ve başlıyorum trabzan aralarına ipimle örmeye. merkeze yeniden uğradım. Şöyle şekil veriyorum. Tabii siz bu şekli öncesinde de çizebilirsiniz. Şu şekilde kavisli bir şekilde geldim. En son bitirmek istiyorum. Sona kadar gidelim bakın. Sona kadar geldim yanına bitireceğim yerin yan trabzanına girip şu şekilde kilitleniyorum ve ipimi buradan kesiyorum arkadan alıp arkadan şöyle girip ipimi alıyorum arkaya çekiyorum ve buradan düğümümü atıp zincirliyorum ve içe doğru gizliyorum Üçüncü sapımızı da çalışalım. Şu şekilde zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Hemen boşluğa değil. Yanındakine girelim. Şu aşağıya. Ama tabii ki arkada olacak bu. Giriyorum. Arkadan alıyorum. Elimle bastırıp tutuyorum. Yan tarafa geçiyorum tepe üstü alıyorum ipimi rahatlatıp aşağı doğru inmeye başlıyorum dilediğimiz şekilde meyil veriyoruz Eğer yanlış olursa şu şekilde hemen söküyorsunuz. Çok kolay ilmeği tekrar takıp istediğiniz şekliyle devam ediyorsunuz. Nasıl isterseniz beğenmediyseniz hemen sökebilirsiniz ya da daha rahat olmasını istiyorsanız elinizde yani bütün fazla yapacaksanız standart bir şekil verecekseniz bir kalıp yapıp üzerine kalemle işaretler koyup devam ettirebilirsiniz. Daha profesyonelce olacaktır bu hareketiniz. Evet şöyle kaldı. Yeterli. Yapıyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Arkadan şöyle önden önce çıkarıp arkadan içe doğru çekme işlemi yapıyorum ve papatyamı bu şekilde saplarında işleyerek tamamlıyorum. Papatyamızın işleme kısmında tamamladıktan sonra kullanıma hazır hale geldi. Bir çalışmamızı da bu şekilde sizlerle birlikte örerek tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Sizler de yaparsanız inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.